Ey sabırsız nefsim, sen üç sabır ile mükellefsin. Birisi taat üstünde sabırdır, birisi masiyetten sabırdır, diğeri musibete karşı sabırdır. Aklın varsa şu üçüncü ikazdaki temsilde görünen hakikati rehber tut. Merdane ya sabur de, üç sabrı omuzuna al. Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği sabır kuvvetini eğer yanlış yolda dağıtmazsan her meşakkate ve her musibete kafi gelebilir ve o kuvvetle dayan. Efendim, Azimendi Aziz Fakr Şefkat Tefekkür Tarikanı'ndan teşekkür ediyor. Aziz Fakr Şefkat Tefekkür. Sabır bunda yeri nedir efendim? Daha mı yüksek yoksa aradaki bir onlardan bir şey midir? İnsan aslında üçtür. Bir kendisi, bir kendisinin içindeki, bir de başkası. İnsanın üç cephesi var yani. Üç veçesi var. Az, fakr, şefkat, tefekkür kaidelerini tatbik etmek için ne lazım? Yani nefsin zorlamalarına, onu taciz etmesine, ona tahakküm etmesine, onu artık yeter dedirtmesine karşı muhafaza edecek nedir? Sabırdır. Yani insanın sabır kuvvetini ikinci derecede başkasına karşı kullanması vardır. Birinci derecede kendisine karşıdır o. En büyük muvaffakiyet, sabır, kendisi için göstereceği sabırdır. Masiyetten sabır. Değil mi? Masiyetten sabır, musibete karşı sabır. Yani o ufak şeylerin tatbiki, hatvelerin tatbiki için herhalde çok pişmek lazım geliyor. Çok badirelerden geçmek lazım geliyor. Çok imtihanlardan geçmek lazım geliyor. Eğer samimi ise bu meydanda sevdiğinden ederler insanı, canından ederler insanı. İnsanı derbeder ederler. Öyle popuş popuş adama bir şey vermiyorlar. Tüm kapılar kapatırlar insana. Bakma, biz işin edebiyat tarafındayız. Güzel okuyoruz, çok cazibeli sözler, parlak sözler. Edebiyat, şaheser. Zevk alıyoruz, okuyoruz ama onların tatbikatı İnsanı soyup soğana çevirmedikçe, derbede deyip perişan etmedikçe bir şey vermiyorlar. Hem dünya hem ahiret olmuyor. Buna karşı sabır lazım geliyor işte. Sabır işin başı. Sabır işin başı. Üçüncü şahıslar kabili ihmal mertebede bir sabır gerektiriyor. Esas sabır kendi iç alemindeki yanlışlara karşı olan sabırdır. Kendi kendine olan sabırdır yani. Evet. Bir de sabrın içine sabır var değil mi efendim? Vesbiru ve sabiru diyor ayet. Sabredin, sabırda direnin. Doğru. Dördüncü ikaz. Efendim birçok manevi noktaya sabırla mı çıkılıyor? Birçok değil, hepsine. Birçok dedin, bazıları müstesna gibi geliyor. Değil. Allah bu asır insanlarına yardım etsin. İşte bu şirket-i maneviye bir derece bize ümit veriyor. Eğer hakiki nur talebesi olmuş isek, Allah'ın inayetiyle bununla kurtulabilirsek kurtuluruz.
olur. Bu zaman insanın nedir ya? Bu zaman insan. Elinden 5 kuruşunu alırsın, ömrü boyunca ah çeker. 5 kuruş verirsin, ömrü boyunca saltanat sürer. Bir tokat vurursun, tokat gelir kaderden. Bir gavurun yapmayacağını yapar. Biz felaket asrının adamlarıyız. Biz öyle insanların yaşadığı asrın adamları değiliz yani. İnsanların yaşadığı asrın adamları değiliz biz. Biz felaket asrının adamlarıyız. Yangın olmuş, bombalanmış, her taraf harap olmuş, perişan olmuş. Bir gözün açıyorsun ki her taraf yıkılmış, toz, duman, perişanlık. Bir iki kurtulan varsa yüzü gözü toz toprağı içinde neyin nesidir, kimin nesidir belli değil. Ha öyle bir zamanda yaşıyoruz biz. Maneviyat itibariyle böyle bir zamanda yaşıyoruz. Eğer kalp gözümüz açık olsa böyle görürüz yani. Ne diyor? O dünya cennetinde onları cehennem hurileri suretinde gördüm. 50 sene sonra birisi 70 yaşına gelmiş, perişan olmuş. Yüzüne bakılmaz duruma gitmiş. Öbürü kabirde azap çekiyor. Acaba biz bugünkü gözümüzle baktığımızda onu mu görüyoruz yani? Caddeden geçenden 50 sene sonrasını mı görüyoruz? Yoksa ondan istifadeyi mi düşünüyoruz? Zor bir zamandayız ya. Zor bir zamandayız. Çok şükür ki Rabbimiz bu şirket-i maneviye ümidini bize verdi bu hakikat mesleğiyle. Yoksa Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerini rüyada gördüler vefatından sonra. Dedi ki, efendim Rabbin size nasıl muamele etti? O işaretler, o ilimler, o faziletler, o kemalatlar hiçbir şey yaramadı. Seherlerde döktüğümüz 2 gözden 2 damla gözyaşı, kıldığımız 2 rekat çıkar yanımıza. Fada yanlardan gördük. Hiç kimseye rozetle bir şey vermiyorlar. Buraya rozet takmakla insan ne prof olur, ne talebe olur, ne derviş olur, ne nunca olur, ne olur. Rozetle olmuyor. Rozetle olmayınca da insan evini yıkıyorlar. Sen mecal bırakmıyorlar yani. Dünyayı kapatıyorlar insanın yüzüne. Haysiyetin, şerefin, namusun en varsa elinden alıp bırakıyorlar. Çıplak edip bırakıyorlar o tüyü insanı. Ve buna biz nasıl dayanırız? İnsan nasıl dayanır? Adam olmanın da yolu değişmedi budur yani. Yani eskide terbiye usulü öyleydi de şimdi başka olmuş değildi. Her zaman aynıdır. Hizmet-i Kur'an'da bulunacak adama ya o dünyaya küsmeli ya dünya ona küsmeli. İşte tasavvufun özeti şu cümledir. Ya o dünyaya küsecek ya dünya ona küsecek. Ortası yok. Hem dünya hem ahiret olur. Öyle olunca Sabır. Ancak o da Allah'ın verdiği kuvvetle olur. O da Allah'ın himayetiyle, lütfiyle, keremiyle olabilir. Yoksa insan nasıl sabreder, nasıl dayanır?
Yani bu muğalatanın derdevenin içinde dünya küssek nafakayı nasıl yapacağız? Farz olan nafakayı. Bilmiyorum kardeşim. Şeyim zaten ben de bir şey yok. Öyle yazıyorlar. Hep lafı ne diyoruz? Yani bilen bilip orada size izahatta bulunuyor değil. İşte öyle yazmışlar, böyle konuşuyoruz. Allah takatımızın üzerinde bize yük vermesin. Bizim her şeyimiz tamam da ben şahsım itibariyle bunu böyle bildiğim için söylüyorum. Her şeyimiz yerinde de işte bir kritik Müslümanlık yapıyoruz yani. Kritik. Eğer bunlardan birisi gitse nerede kalacağımız belli değil. Allah bu zaman insanı varlıkla İslam'ın içinde tutuyor. Yani o varlığını alsa nerede kalacağı belli değil. Çok zor. İmtihan çok zor. Malını al elinden, mülkünü al elinden, çoluk çocuğunu al elinden, sıhhatini al elinden. Üstad Hazretleri, bu insanlar tabi harika, Allah elbisi bir şey bu. Kulunç hastalığı çok şiddetli bulunan bir insan. Çok şiddetli. Hapishanede 30. lemayı yaz bakayım. Eskişehir hapishanesi zindan. O zindanda 30. lemayı yaz bakayım. Öyle nasıl yazılıyor? O incelikler, o rumuzlar, o feyizler, o feyizler. Nasıl, nereden gelmiş? Ben de hangi hapishanenin neresinden içeri girmiş belli değil yani. Nasıl tahammül edilmiş? Çok şükür ki bir şirket maneviye. O halde bütün gayret şirket maneviyeye dahil olmaya çalışmaya bağlı. Bütün gayret bu. Şirket maneviyeye istikrar kesbetmek. Bu zaman insanın mevzunu Risale-i Nur talebeler tabi. Bir tek ümidi, kurtuluşu, çaresi şirket maneviyeye dahil olmaz. Başka bir ümit görünmüyor. Bütün kuvvetimizle Risale-i Nur talebesi olmaya çalışmamız lazım. Ona da nefis müsaade etmiyor. Heves müsaade etmiyor. His müsaade etmiyor. Enaniyet müsaade etmiyor. Niye yan bastı bu adam dedirttiriyor. Niye bu adam gözü şaşı dedirttiriyor. Niye gözün içinde kaşı var dedirttiriyor. İlla yoldan çıkaracak nefis. Tenkit işin içine girdi mi? İster kalbi, ister ruhi, ister bedeni, ister lisani. İhlas gitti, ihlas gitti mi? Bu talebeyi de öbür kapıdan çıkar. Dördüncü ikaz. Efendim, Yasin kardeş Mekke'den selam ediyor. Dualarımla Hacı Efendi ve tüm kardeşlere diyor. Yasin kardeş Mekke'den selam ediyor, dua ediyor. Aleykümselam ve rahmet. Allah oraların bereketi, feyzi, hürmetine başta memleketimizi, alem-i İslam'ı bu badire yazmeden kurtarsın, sahip göndersin bizi. Allah'ım. Bizi sahip göndersin. Tükendik. Tükendik. Eğer aklımız olsa feryat edeceğiz. O yok. Trafik kazası geçirmiş. Anası bir tarafta, kanlar içerisinde, babası bir tarafta. Çocuğun daha haklı ermiyor işin renginin, şeklinin ne olduğuna. Gelen giden ona birer çikolata veriyor. O da seviniyor o çikolatayla. Alem-i İslam'da bizim durumumuz böyle görülüyor.
henüz feryat edecek akla da sahip değiliz. Rüşte de ermemişiz. Ağlamak da bir rüşt istiyor yani. Bir mertebe istiyor. Rabbim oraların bereketi hürmetine Kutbu Medar Hazretlerin duaları, teveccühleri, himmetleri hürmetine başta memleketimize, sonra da alem-i İslam'a bir rahnecat ihsan eyleyen, kurtarıcı gönderir. İşler adamla oluyor, gürültüyle, patırtıyla olmuyor. Sahibi selahiyet lazım. Sahibi selahiyet lazım. Buyur. Bizim de selamımızı yazın.